Dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Binance TR eğitim serisine hoş geldiniz. Bugün Binance TR'ye kayıt olmayı, kimlik doğrulamayı, para yatırmayı ve coin almayı, al sat yapmayı hepsini bir arada öğreneceksiniz. İlk etapta tabii ki lafı kısa tutarak Binance TR'ye kayıt olmanız gerekiyor. Başlayalım, adım adım gideceğiz arkadaşlar, hiç merak etmeyin. Şimdi öncelikle Binance TR'yi web sitesi üzerinden ben kaydolmak, hızlı kaydolmak istiyorum diyenler açıklama ve yorum kısmına referanslı linkimi bırakıyorum. O linkten de kayıt olursanız ömür boyu indirimli komisyonsuz al sat veya coin alabileceksiniz. Bu açıdan çok önemli. Ben hızlı üye olmak istiyorum derseniz açıklama ve yorum kısmına referanslı linkimi bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi devam edeceğiz. Adım adım gidiyoruz. Öncelikle ne yapıyoruz? Telefonumuza Binance uygulaması, Binance TR uygulamasını yüklüyoruz arkadaşlar. Benim telefonum Android. O yüzden Play Store'a gireceğim. iPhone telefonu olanlar da kendi mağazasına girsin. Değişen bir şey yok. Mağazalara girelim. Hangi telefon olursa olsun. Bendeki Android, Play Store'a giriyorum arkadaşlar. Bakın. Adım adım gidiyoruz arkadaşlar. Play Store'a girdim. Arama kısmını görüyorsunuz yukarıda. Buraya mağazamıza Binance TR yazıyoruz. Ve artık karşımızda gördüğünüz gibi Binance TR beliriyor. Ben de aç, sağda görüyorsunuz aç yazıyor. Sizde yükle olacaktır. Eğer yüklemediyseniz yükleyin arkadaşlar. Binance TR'yi. Bakın TR olacak. Birçok Binance var. Onlar değil. Sadece TR olanı yükleyeceksiniz arkadaşlar. Binance TR'yi yükleyeceksiniz. Eğer yüklediyseniz böyle aç butonu belirecek ve açıyoruz arkadaşlar. Evet, o meşhur Binance'in arayüzü geldi. Şimdi kayıt oluyoruz arkadaşlar. Ortada bakın kaydol ve giriş yap. Yukarıda menüden de yapabilirsiniz, fark etmez. Kaydol, giriş yapa giriyoruz arkadaşlar. Şimdi eğer e-posta, telefon, şifrenizi belirlediyseniz şurası çok önemli. Referans kimliği kısmında bakın kodum var benim. Bu kodu girerseniz, bu çok önemli. Tüm yapmış olduğunuz alsatlarda ve coin alımında komisyon ödemeyeceksiniz arkadaşlar. Paranız cebinizde kalacak. Bu referans kimliğine de bu yüzden bu kodu girmenizi tavsiye ederim. Eğer kodu girip vesaire her şeyi tamamladıysanız aşağıda devam et ya da kaydol seçeneği var. Oradan arkadaşlar kaydınızı gerçekleştirin ve artık geri dönüp uygulamaya giriş yapın kullanıcı kimliğinizde. Giriş yaptığınızı varsayıyorum. İkinci periyot, yani kimlik doğrulama ve para yatırma ve coinleri almayla setimize, eğitim serimize devam edeceğiz arkadaşlar. İkinci adım kimlik doğrulama. Şimdi arkadaşlar kimliği doğrulamak için eğer girdiyseniz uygulamaya en yukarıda sağda insancık ikonu var, bakın en sağda yukarıda, ona basıyoruz ve gördüğünüz gibi kimlik doğrulama yazıyor arkadaşlar. Kimlik doğrulamaya bastığınız zaman kimlik doğrulama yönergeleri gelecek, kimliğinizin resmini vesaire isteyecek, okutacaksınız. Bu kadar arkadaşlar. Eskiden kimlik doğrulama zordu, artık kolay ve böylelikle kimlik doğrulamayı yapabilirsiniz. Şimdi gelin para yatırmaya geçelim arkadaşlar. Para yatırmak için de cüzdanımıza giriyoruz. En aşağıda sağda bakınız cüzdana giriyoruz. Ve bakın burada yatırma kısmı var. Yatırma diyoruz. Ne yatıracağız? İlk etapta tabii ki Türk lirası yatıracağız Binance TR'ye. Arkadaşlar Türk lirasını seçiyoruz. Bakın bize bir sürü banka geldi arkadaşlar. Dilediğiniz hangi bankanız varsa onu seçiyorsunuz arkadaşlar. Seçtikten sonra onayla diyorsunuz ve size bir IBAN veriyor. O IBAN'a para attığınız zaman hesabınıza buraya direkt Türk liranız yansıyor arkadaşlar. Şu uyarıyı da yapmam lazım. Buraya hangi kimliğinizle, yani size ait kimliğinizle doğrulama yaptıysanız eğer, aynı hesap bankada da aynı şekilde sizin adınıza bir hesabınız olması lazım. Amcandan halandan atarsan olmaz arkadaşlar. Bunu da belirtmek isterim. Para yatırmada bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi bu bankalardan birini seçiyorsunuz. Hangisi varsa sizin hesabınız. Onayla diyorsunuz ve IBAN geliyor. IBAN'a para attığınızda buraya geçiyor Türk lirası olarak. Şimdi gelin o Türk lirasıyla coin nasıl alınıyor, alsat nasıl yapılıyor ona geçelim. Şimdi Türk lirasını yatırdık arkadaşlar. Şimdi coin almaya alsata geldik. Nasıl coin alacağız? Türk liramız var artık. Gördüğünüz gibi yukarıda mercek işareti var arkadaşlar. Ya da en aşağıda piyasalar, fark etmiyor. Piyasalara girelim biz. En aşağıda piyasalara giriyoruz. Ve burada bakın arama kısmı mercek işareti var en üstte. Oraya istediğimiz coin'in ismini yazabiliriz. Mesela arkadaşlar Bitcoin alalım. Buraya BTC yazdığımız zaman, kısaltması Bitcoin'in BTC. BTC slash bakın TR'ye çifti var. Bizim Türk liramız olduğu için bu slash işlemlerine, slash'tan sonraki işlemlere dikkat edin. Hangi tür paranız varsa onun karşılığında alacaksınız. Çünkü Türk liramız var. Türk liramız karşılığında BTC alacağız. O zaman BTC slash TR'yi seçiyoruz arkadaşlar. Seçtik. Bakın al sat diyor. Al dersek eğer
Türk liramızla karşılığında Bitcoin alacağız. Nasıl alacağız? Al kısmı seçili. Aşağıda bakın, piyasa diye bir yer var. Bakın burası limit spot falan olmayacak. Burası piyasa olacak. Piyasa demek şu anki fiyattan. Şu anki fiyattan hemen almak istiyorum diyorsunuz. Seçiyorsunuz, piyasa seçili zaten. Bakın aşağıda da şöyle şeyler var bakın. Türk liramız ne kadarmış? %100'ün 695 liramız varmış. Biz %25'ine mi, 50'sine mi, 75'ine mi, %100'üne, hepsine, Türk liramızın hepsine mi alıyoruz? Hepsini işaretledim, %100'üne. Türk liramızın hepsine BTC al diyorum şimdi. Bakın başarılı. Gördünüz mü? Şu an Bitcoin'i aldık. Peki Bitcoin nereye düştü? En aşağıda cüzdan kısmı var. Cüzdanımıza girelim. Yenileyelim bakın burayı. Yenileyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın. Gördüğünüz gibi BTC geldi arkadaşlar. Şu an BTC'yi almış olduk arkadaşlar. Türk lirası karşılığında BTC aldık. Şimdi bir de şunu da öğretmek istiyorum size. Türk lirası karşılığında dolar almak. Şimdi BTC'yi tekrar Türk lirasına çevirelim arkadaşlar. Al sat kısmına. Onun için de şöyle baştan yapayım. Mesela Bitcoin'imiz var. Şimdi artık Türk lirasıyla almıştık. Bitcoin'e giriyoruz. Burada tekrar bak, BTC/TRY çifti var. Ona basıyoruz arkadaşlar. Bu sefer ne yapıyoruz? Sat diyoruz. Bitcoin'i sat diyoruz. Piyasa. Yine piyasa seçili olacak. %100'ü olacak. Arkadaşlar paramızın %100'ü işaretli olacak. Piyasa BTC sat diyeceğiz. Bu sefer ne olacak? Bakın BTC gidecek. Yenileyelim. TRY'ye tekrar geldi. Gördünüz mü? Türk lirasına çevirdik. Şimdi USDT, ya yani Türk lirasını dolara da çevirelim. Onu da göstereyim. Arkadaşlar Türk lirasına giriyoruz. Al sat kısmı şu an çalışmıyor. O zaman ne yapıyoruz? Piyasa kısmına giriyoruz en aşağıdan. İşlem arama kısmına arkadaşlar USDT TRY'ye yazıyoruz. Bakın USDT TRY, gördüğünüz gibi. Ne yapacağız biz? TRY'yi USDT yapacağız çünkü. O yüzden USDT TRY çifti lazım bize. Şimdi en aşağıda al diyor bakın arkadaşlar. Al'a basıyoruz. Gördüğünüz gibi piyasa, yine piyasa emri seçili olacak. Piyasa ve paramızın ne kadarına, %100'üne mi, 676 TL'mizin hepsine dolar al diyoruz. Yani USDT al diyoruz. Başarılı. Gördüğünüz gibi hemen cüzdana bakıyoruz. Yeniliyoruz. TR'ye gitti. USDT'ye girdi, geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi doları da aldık arkadaşlar. Artık USDT çiftiyle de paranızla. Şu an dolarımız var ya, USDT'miz var artık arkadaşlar. Artık USDT çiftiyle coinlerde alabiliriz. Örnek veriyorum. Mesela bunların hepsi, bakın burada menüde yazıyor zaten. Türk lirası karşılığında bu coinleri alabiliyorsunuz. USDT ile bunları alabiliyorsunuz. USDT seçeneği çok oluyor genelde. O yüzden USDT'ye çevirerek coin de alabilirsiniz, yine fark etmiyor. Dostlar videomuzun sonuna geldik. Emeğe saygı, beğenirseniz sevinirim.